Geldim. Siz miydiniz? Uyuyakalmışım. Oğlum çalışsın sen, uyu tabii. Köle gibi kullanıyorsun çocuğumu. Hoş geldiniz. Gelin buyurun, içeride bağırın. Gelin, komşular rahatsız olmasın. Dalga geç bakalım sen. Güney bugün bana geldi. Çok mutsuz oğlum. Bitmiş, tükenmiş senin yüzünden. Böyle mi söyledi size? Evet. Gel şirkette çalış dedim, son gün istemez dedi. Perişan halde. Bana sormadı ki. Hasta numarası yapma bana. Songül kime diyorum? Hasta mısın gerçekten? Songül, doktor çağırayım mı? Songül cevap ver. Tamam, geçti, iyiyim. Bulantı çok sık oluyor mu? Ya birkaç gündür böyleyim. Ne? Hamile misin yoksa? Hay Allah'ım, sakın böyle bir şey olmasın. Yürü doktora gidelim. Ya bırak, ne yapıyorsun, ne doktoru? Allah Allah, üşütmüşüm diyorum. Geçer. İnşallah geçer. Bana bak Songül. Evlenir evlenmez çocuk yapıp kendini garanti altına almayı düşünüyorsan çok büyük hata edersin. 5 kuruş vermem. Sefil olursun kucağında çocukla. Yeter be. Sizin paranız benim umurumda bile değil. Güney'le birbirimizi çok seviyoruz, çok mutluyuz. Karışmayın artık hayatımıza ya. Karışmıyorum zaten. Sen kendini kandırmaya devam et Songül. Çok üzüleceksin sonunda. Güney vicdan yaptığı için seni terk edemiyor. Ama eninde sonunda sıkılacak bu hayattan. Ben oğlumu çok iyi tanıyorum. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Nasıl olur Caner Bey? Neriman masum bir kadın değil. Ya bakın, ben insanları az çok tanırım. Yani Neriman'ın mutlaka bir açığı vardır. İyi araştırın. Bir iki ailenin evlatlık işlemlerini hızlandırmış. Ama yasa dışı bir şey değil. Tek dikkatimi çeken yeğeninin yurtta çıkan yangında ölmesi. Kadın akıl hastanesinden kaçmış. Nasıl yani? Banu, Neriman'ın yeğeni miymiş? Evet, yeğeninin ismi Banu. Siz tanıyor muydunuz? Oh, Neriman. İşte şimdi elime düştün. Oh. Ay, ne fenaymış. Heyecanlıyım ya. Bakalım Güney ne tepki verecek. Uf, nerede kaldın Güney? Bir arayalım. Telefonu kapalı ya. Neyse, gelir şimdi.